Hanımlar beyler yeni bir City Skylines videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda şehir kurarken yapılan 10 hatadan bahsedeceğim. Bu hataları ben de yapabiliyorum. Bunun sebeplerinden biri ne oluyor? Bir şehir kurarken düzgün planlama yapmamanız oluyor veya yer şekillerinden ötürü yapılan hatalar oluyor. Ama burada fix yapılan hatalardan bahsedeceğim size. Bunlardan birincisi hızlı bir şekilde geçeceğim. Sabahın köründe çekiyorum videoyu güneş ışığıyla beraber. Şimdi bir kavşaklara bina yapımı. Kavşakları bina yapımından kastım şu. Birincisi bu tarzı yaptığınız göbek köpeklere bina yapmanız şöyle oyun aksın. Bu tarz yerlere bina yapmanız buraya gelecek insanların park yeri bulamamasına veya kendi normalde evlerin park yeri var ama eğer burası park edilen bir yol olsaydı muhtemelen yolun kenarlarına park edeceklerdi. Bunu diğer sezonlarda benim yaptığım hatalarda da görebilirsiniz. Kaç tane sezon yaptık illaki yapmışımdır yani. İkincisi buranın trafiğini yoğunlaştırmış olursunuz. Çünkü burası genel bir bağlantı hattı olduğu için bu ne demek? İşte buradaki sanayinin bağlantı hattı, aşağıdakilerin bağlantısı, buradakilerin bağlantısı. Şimdi insanlar genel olarak buraya gitmeye meyilli olacaklar. Bunun sebebi bu yolun hızının daha fazla olması. O yüzden burayı ne kadar kalabalıklaştırırsanız o kadar sıkıntı çıkar. Şimdi bu kadarlık bir şehirde bu sıkıntıyı görmezsiniz. Ya topu topu 17 bin kişi var. 17 bin kişi de çok fazla bir şey değil City Skyline'da. O yüzden buna dikkat edin. Kavşağı yapmayın. İkincisi bununla aynı bağlantılı şehrin direkt girişine bina yapmayın. Şehrin girişine direkt olarak bina yaparsanız eğer yine aynı şekilde şehrin giriş çıkışlarına ekstra gereksiz bir trafik eklemiş olursunuz. Aa, burada da bir tane binamız var. Lüks temiz plan. Çime, çimene ne yaptın? Bunu yapmayın. Bir diğer burada bir örnek göstermem gerekirse döner kavşaklara, şehir giriş çıkışlarına aynı şekilde tam bu kadar yeterli. Bunda da fazla bir şey yok. Buralara ev yapmamaya çalışın. Burada olabildiğince buraları silip şu köşe tarafları olabildiğince göbekten uzaklaştıracak şekilde tamamen bu şekilde olsun. Buraları salın. Buralar bir rahatlasın hem görüntü açısından daha iyi bir şey yapabilirsiniz. Ya buraları çiçek böcekle doldur. İşte birazcık toprağını yükselt. Biraz daha kavşak havası var, Göbek havası vesaire. Zaten kendi oturduğunuz şehire göre düşünün. Sizin oturduğunuz şehirde kavşaklarda bina yapıyorlar mı? Yapmıyorlar. O yüzden hiç gerek yok buraları da kaldır. Burada da hiçbir şeye gerek yok. Şehir giriş çıkışlarını rahatlatmanız lazım trafik olmaması için. Bir diğer maddeye geçecek olursak alışveriş alanlarını şehrin içine yapma gibi bir madde yazmışım. Bunun şöyle bir sebebi var. Şimdi burada gördüğünüz gibi bu arada her bütün maddeleri şu an hazırladığım şehirde göstereceğim size. Bunlardan biri şu. Bunun içine şey buraya bu şehri yaparsanız yani alışveriş alanını şehrin içine yaparsanız bunun iki kötü yanı var. Birincisi insanlar alışveriş için buraya geleceği için buranın trafiğini yoğunlaştırmış olacaksınız. İkincisi sanayiden buraya mal getiren kamyonları şehrin içine sokmuş olacaksınız. O yüzden buraya şehrin içine yapmamaya çalışın bunları. Boşuna trafik oluşturmayın. Bak burada bak bir, iki, iki tane sanayi aracı var burada. Bunların hepsi normal şehirden gelen insanlar. Ya yani alışveriş yapmak için gelen insanlar. Bak burada da bir tane sanayiden gelen araç var. Burada da sanayiden gelen araç var. Bunların hepsi yoğunlaştıracak aynı zamanda gereksiz bir gürültü oluşturacak şehriniz için. Burada gürültü şeyini görüyorsunuz. Burada sanayi alanları ve commercial zonlar yani alışveriş alanları ekstra gürültü çıkaran şeylerdir. O yüzden buradaki insanların rahatsız olmaması için alışveriş alanları da olabildiğince şehrin dış kısmına, dış kışmına, dış kısmına koyun. Şehrin içine girmesin. Ne sanayi araçları ne de trafik yapabilecek şeyler. Bir diğer maddeye geliyorum. Çöp yerlerini sadece tek bir yere yapmak veya şehrin içine yapmak. Şimdi bunu biliyorsunuz takipçi şehri video serimiz vardı bizim. Sizden gelen şehirleri yapıyordum. Bakıyordum daha doğrusu inceliyordum goy goy yapıyorduk vesaire. Şimdi şöyle bir baktığım zaman şimdi buraya şöyle bir örnek göstermişim. Birincisi burada duruyor hepsi. Şehrin dış kısmında tek bir noktaya yaptığım çöp alanı duruyor ve iki tane de şehrin iç kısmına yaptığım duruyor. Bunun kötü yanı ne? Tamamen kirlilik. Bunu şehrin içine yaparsanız buradaki insanların hastalanmasına sebep olursunuz buradaki insanların sürekli şikayet etmesine sebep olursunuz. Eğer buraya yaparsanız da şöyle bir daha göstereceğim çöpü. Şimdi hepsi burada. Tamam bir sıkıntı yok. Çok güzel bir dizayn yaptınız. Bütün çöp alanları tek bir yerde ama şöyle bir problem var. Buradan uzaklaştığınız anda problem çıkmaya başlar. Buradaki insanlar çöplerini alacak kamyon bulamaz. Çünkü bu kamyon gelecek buradan çıkacak burayı toplayacak tekrardan merkeze gidecek. Çünkü bunların bir kapasitesi var. Yüzde yüzünü doldurduktan sonra tekrardan ne yapıyor? Gidiyor merkeze bir daha çıkıyor. E bu sefer yetişemiyor ve buralara gelene kadar sürekli kamyon doldurduğu için tekrar merkeze dönmeye başlayacak. Dönmeye çalışacak daha doğrusu. Burada da gördüğünüz gibi birazcık maviler sıkıntılı birazcık koyu taraflar var burada. Ama buraya tek bir kamyonla halledebiliyor. O yüzden çok bir problem yok burada. Ama yoğun bölgelerde uzaklaştıkça problem çıkıyor. Bak şuradakiler bile yetmiyor görüyorsunuz ki. Burada iki tane şey geri dönüşüm merkezi olmasına rağmen yanı başındaki binada çöp sıkıntısı var. Çünkü burada çok fazla insan var. O yüzden bunları dağıtmaya çalışın. Atıyorum birini buraya yap birini buraya yap, birini buraya, birini buraya. Yani her taraftan şehrin içine rahat bir şekilde girip herkesin çöpünü toplayabilecek bir şey yapmanız lazım. Ulan yüzüm ne biçim parlıyor güneş ışığından. Bu da bir diğer maddeydi. Çok uzun tutmayacağım, çok uzun bir video olmayacak haberiniz olsun. Çok şeritli yolları düzgün kullanamamak. Yine aynı şekilde bir takipçi şehri videom vardı benim. Her yer altı şeritli yol tarzı bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Bu bir hatadır. Bunun hata olmasının sebebi şu. Şimdi bu yaptığımız yola bakalım. 90 kuruş diyeceğim şu an. 90 kuruş kuruşluk bir yapım gideri var. 1.12 liralık da bir haftalık gideri var. Birinci hata bu. Bu yola bakıyorum bir de. 50 kuruşluk bir yapım gideri, 40 kuruşluk da haftalık gideri var. Birincisi maliyet. Maliyet açısından sıkıntı. İkincisi bunlar da sürekli şöyle göstereceğim. Trafik ışığı olduğu için dur kalk yapacaklar boşu boşuna. Ve burada ekstra trafiğe sahip olacaklar. Trafik ışıklarını kaldırabilirsiniz. Hiç problem değil. Bunun Dirseğimi PlayStation'a vurdum. Hiç problem değil ama yine de dediğim gibi gereksiz. Yani senin oturduğun sokak 6 şeritli mi? Hayır. Git gel. 1 şerit. Çünkü gerek yok. Şu yani olay. Bunları şöyle yapabilirsiniz. Kasaba evlerini bir şeritli yapın. Tamam. Bunları böyle yapın. Hani hem maliyet açısından 70'e 0.96. Hani çok kalabalık bir yerim var benim. Olmuyor diğer türlü diyorsanız. 6 şeritlik yol falan yapmak yerine bir tık daha 2'ye 2 yaparsanız çok daha mantıklı olur. Bunu 6 şeritli yolu ana yol gibi kullanın. Yani buradaki direkt akıp gidecekler. Öyle düşünün burada. Hızlı, daha hızlı bir yol. Şöyle bakalım. Bunun hızı yazıyor mu? Bak speed'e 60'mış bunun. 60 kilometre hızla gidiyorlar burada. Bunun hızı 50. Bunun hızı 40 40 50 60 yani şehir içinde zaten ekstra hızlı gidilemeyeceği için Gerek yok böyle bir şeye. Bir diğer maddemiz ise kavşak giriş çıkışlarını düzgün yapmamak. Özellikle şehir giriş çıkışlarındaki oluşan trafiğin sebeplerinden biri bu. Olması gereken şey şu arkadaşlar. Buradan gelen araç buraya giriyor ve çıkıyor. Buradan gelen de tekrardan otobana bağlanıyor ve hiçbir engel olmadan tek seferde gidebiliyor. Ama bunu bu şekilde yaparsanız. Şimdi buradan araç geldi çıktı. En sağ şeritten çıkıp sol şeride doğru gitmeye çalışacak. Ama aynı şekilde buradan gelen araç da en sağ şeride gelip buraya buraya girmeye çalışacak. Bu ne demek oluyor? Buradan çıkan araç ve buradan buraya girmeye çalışan araç birbirine vuracak. Yani birbirini durduracak, trafik oluşturacak. O yüzden buna dikkat edin hiç gerek yok böyle şeyler yapmaya. Bunun ne olması lazım? Bunun tam tersi olması lazım. Buradan ya bu yolda yapamazsınız tabii ki. Bunu buraya bağlamanız lazım da. Buradan girecek, buradan çıkacak ki birbirlerine vurmayacaklar. Birbirlerinin önünü kesmeyecekler ve trafik yapmayacaklar. Buna dikkat edin. En çok yapılan hatalardan biri bu bu arada. Bunu şehrin içinde de göstermek gerekirse şöyle bir şey yapacağım. Şimdi bu çok basic sizin planlamanıza göre yapılan bir kavşak. Bunu şöyle anlatacağım. Şimdi buradan tarım endüstrimiz var burada. Tarım endüstrisindeki arabalar bunu direkt şöyle yapabilirsiniz. Düz bir tane yol çek buraya da bir tane attır. Yani ne gerek var bu kadar kavşak yapmaya? Şu gerek var. Bir dört yol ağzı veya üç yol ağzı yaparsanız bir anda araçlar gir çık gir çık birbirine vuracaklar. Ama bu tarz bir kavşak yaparsanız tarım alanındaki adam buradan gelecek ve çıkacak. Buraya gitmeye ihtiyacı yok tarım alanındaki adamın. Çünkü bu adamın asıl derdi şehrin dışına çıkmak. Yani bu tarafa gidecek. Şu kısma. O yüzden buradan gelen aracı direkt olarak buraya bağlıyorum. Buradan tarım alanına girecek aracı da buradan bağlayıp yukarıdan getiriyorum. Yani birbirlerine vurmasını, birbirlerini yavaşlatmalarını engellemiş oluyorum. Buradan gelen araç nasıl giriyor tarım tarafına? Burası git gel şerit. Buralar tek git gel, tek gidiş şerit. Buradan geliyor, buraya giriyor ve yeniden buraya bağlanıyor. Bu da böyle bir şey. Şimdi bu kavşan işe yaramayacağı zamanlar da var. İşe yaramayacağı zaman ne? Buralarda da çok yoğun yerleşim alanı veya sanayi olursa bu sefer burayı çok fena tıkar. Şuradaki dört yolu çok fena tıkar buraya girmek isteyen araçlar. O yüzden dediğim gibi kendi planlamanızı, kendi şehrinizi düzgün bir şekilde yapmanız gerekiyor. Bir diğer sıkıntıysa sanayi araçlarını şehrin içine sokmak. Bu ilk ikinci yaptığımız maddeye benzer bir şey. Yani bu sanayi araçlarını alışveriş alanlarını şehrin içine yaparsanız sanayi araçları şehrin içine illaki girecek. Aynı şekilde atıyorum sanayiyi buraya yaptınız. Gereksiz bir şekilde buraya yaptınız sanayiyi. Bu ne olacak? Buradan buraya şehrin çıkış tarafına gitmeye çalışacak sanayiden çıkan araçlar veya sanayiye gelen araçlar buradan girip şehrin içinden buraya gidecekler. E bu da ne olacak? Gereksiz bir şehir içi trafiği, sokak trafiğine sebep olacak. Buna dikkat edin. Bunun asıl olması gereken şey nasıl biliyor musun? Şurada bir örnek gösterdim. Şehrin nasıl kuruluşu kurulma kısmındaki yapmanız gereken şey sanayi kısmı dış tarafta olacak. Sanayi kısmı dış tarafta olacak. Alışveriş alanı onun yan tarafında olacak. Sonradan konutlar başlayacak. Bu ne demek oluyor? Sanayi araçları geliyor buraya, mal bırakıyor, sonra geriye gidiyor. Yani bu yeşil kısma girmemiş oluyor. Yeşil kısımda oturan vatandaşlar alışveriş alanlarına gidiyor, sanayiye girmeden hop geri gidiyorlar. Yani bunların ikisi de orta yolu bulmuş oluyor. Bu mavi kısım sizin her zaman ortada olması gereken kısım vatandaş buraya gidiyor sanayi bu tarafa gidiyor O yüzden bu ortada duracak ki sanayi ve konut birbiri içine girmeyecekler. Burada şöyle bir şey yapabilirsiniz Buradaki sanayi atıyorum buraya gidiyor yeşil alanda buraya gidiyor. Normalde ben böyle yapmıyorum ama bir örnek olarak göstermek istedim Çünkü buradaki sanayideki araç buraya gidiyor. Ya buraya gitmek için ne yapıyor? Bu kavşağa giriyor, buraya giriyor. Şehrin içine, sokağın içine vatandaşların olduğu bölgeye giriyor. Sen kendi sokağında sürekli kamyon görmek ister misin? Ben kafayı yiyorum. Çünkü yani özellikle tek şeritli olan yollarda adam çekiyor şeyi. Mesela tekele mal bırakacak. Tekelin önüne bir çekiyor. Ulan zaten daracık yol. Diğer tarafa da araç park etmiş. Böyle mal gibi onun çıkmasını bekliyorsun. Bu tür sorunlar yaşamamak için yapmayın. Bir diğer Sıkıntı ise içme suyuyla kanalizasyon suyunu sürekli birbirine karıştırma muhabbeti. Bana soruyorlar işte adam screenshot atıyor bana mesela diyor ki abi insanlar sürekli hasta. Hasta olur tabii ki çünkü şöyle bir şey yapıyorsunuz. Bunu hemen örnekle göstereceğim arkadaşlar. Şehri öldürmemek adına yapmamıştım. Burada atık suya atıyorsunuz. Şuradaki şeye dikkat etmeniz lazım. Bunu nasıl görebiliriz? Bak şimdi suyun aktığı yön burada oklarla sana gösterilmiş. Bu su nereye gidiyor? Şuraya doğru sağa doğru akıyor. E buraya kanalizasyon yapıyorsun. Buraya içme suyu yapıyorsun. Buradan çıkan su bak nasıl bir anda pislenip içme suyunun olduğu bölgeye gidiyor. E buradaki pis su içme suyu olarak insanlara veriyor. Veriliyor. Ve insanlar da hasta olup sürekli hastanelere akın ediyorlar. Bak aşağı büyük bir çöp sorunumuz var şu anda burada gördüğünüz gibi. Bak burada da çöp sorunu var her yerde. Dediğim şey buydu işte. Neyse konumuza gelecek olursak buradaki pis suyu insanları içirmiş oluyorsunuz ve insanlar hastalanmış oluyor. O yüzden bunu yapmayın. Suyun yöne dikkat etmeniz lazım. Onun dışında son iki tane kaldı. Eğitimli insan muhabbeti. Şimdi şöyle bir şey var. Eğitimli insan olmasını çok istiyoruz değil mi? Ben de şu an %35'lik bir uneducated kısım var. Unugated. Eğitimsiz kısım var. %29'u eğitimli. %35 çok iyi eğitimli. %1 de çok yüksek. Yani üniversite mezunu diye düşünebilirsiniz bunu. Şimdi bunun şöyle bir avantajı veya dezavantajı var. Şimdi burada iki tane yer yaptım size. Buralara schools out verdim. Yani dedim ki okumayın arkadaşlar siz yani okuyun da önceliğiniz okumak olmasın çalışın. Buraya da e, education boost verdim. Buna ne demek? Abi sen çalışmayı bir kenara koy. İkisine de aynısını yap. Okumak Tam tersi yapmışım bu arada. Hayır, ne mal bir şey yapmışım lan. Ee, bu da diyor ki çalışma yani çalış ama önceliğin okumak olsun. Yani bir eğitimini yükselt. Education boost veriyoruz burada. Şimdi bunun avantajları şu. Şimdi burada gördüğünüz gibi e, buradaki organik yemekler fabrikamız yani organik yemekler dükkanı iki tane iyi eğitimli, yedi tane de eğitimli insan arıyormuş. Üç tane de eğitimsiz insan. Ama buraya geldiğimiz zaman sanayi kısmına üç tane eğitimsiz, 11 tane eğitimli, dört tane de İyi eğitimli insan arıyormuş. Burada bakmanız gereken şey şu. Bunu yaparsanız yani high, den high density yaparsanız yani yüksek density neydi unuttum ya neyse. Bunu yaparsanız daha büyük alışveriş merkezi yani. Bunlar daha fazla eğitimli insan isteyecekler. Ofis yaparsanız çok yüksek eğitimli insan isteyecekler. Çünkü beyaz yakalı çalışan isteyecekler. Ama buradaki tarım kısmına geldiğiniz zaman burada çalışacak insanlar kimler? Eğitimsiz olan insanlar genel olarak. Şimdi eğitimli insanı tarlada çalıştıramazsınız. Ya da çok iyi eğitimli insanı tarlada çalıştıramazsınız. Burada ne olacak? Ben burada yasalar kısmından buraya schools out verirsem buna ne demiş olurum? Abi siz okumayı boş verin arka planda kalsın okumak ama çalışın derim. Yani bu insanı buraya yapacağım evlerdeki insanlar genel olarak en yakınlardaki çalışabileceği alanlara giderler. Bu ne oluyor mesela burada yaparsak tarım. Alın tarım alanına işçi vermiş olduk. Ama aynı şekilde buraya education boost verirsem bu insan tarlada çalışmak yerine bunun yanı başına koydum herhangi bir okula gidip okumaya başlayacak. Burada şöyle bir yanlış kanı var. Diğer sezonlarda yaptığımız canlı yayınlarda söylemişlerdi ve bunun doğrusunu da söylemiştim. Eğer school's out yaparsanız bu insanlar hiçbir zaman okumayacak diye bir şey yok. Ben bunu şehrin başında yaptım. Bakın. Bak şimdi okuma çalış demişim ben buraya. School's out vermişim. Ama ha, bak gördüğünüz gibi mavi. Hatta burası bayağı iyi eğitimli bir insan var burada. 4 tane iyi eğitimli 3 tane eğitimli insan var. Hatta aa, tam lan polis geldi baktığımız eve. Şimdi bunu yaptığınız zaman hiçbir zaman okumayacaklar diye bir şey yok. Öncelikle Çalışmak olacak sadece Eğer çalışacak bir yer bulamazlarsa Veya çalışırken aynı zamanda Okuyacakları için de arka planda Bunların eğitim seviyesi yavaş da olsa Yükselmeye devam edecek ama bak Buraya da demiştik çalış boost vermişim ama yine aynı. Demek ki neymiş? Hem okuyorlar hem çalışıyorlar. Sadece biri okumaya öncelik verirken diğer çalışmaya öncelik veriyor. O yüzden bu su out'u kullanabilirsiniz. Özellikle ama şehrin içinde kullanmanızı çok önermiyorum. Atıyorum tarım arazisi bak 20'de 20 çalışan 20'de 20'de çalışan okey. Burada 3 kişi eksik. Burada 6 kişi eksik. İşte burada bilmem kaç kişi eksik. Bu eksikleri doldurmak için ne yaparsınız? Buradan gelirsiniz abi. Buraya bina yaparsınız. bu Buranın için doldurursunuz. Dersiniz ki burası Skoz out olsun. Buraya gelen her insan öncelikli olarak buraya çalışmaya gider. Buna dikkat edin. Bir diğeri çok fazla hata sayılmasa da üretimle alakalı yani ithalat ihracatla alakalı bir şey. O da şuradan size gösterebilirim. Şimdi turuncu, mavi, bordo, yeşil bu tür şeylerimiz var. Şimdi biz ithal olarak ne yapıyormuşuz? En fazla agricultural product yani tarım alanı tarımla alakalı bir şey alıyormuşuz içeri. Import yapıyormuşuz. Forest product'tan alıyormuşuz. Niye forest alıyoruz? Ormancılık çünkü buradaki şeyler bu best parts olayı demek ki bir kereste istiyor. O yüzden dışarıdan alıyoruz keresteyi. Or product'a baktığım zaman burası mesela or product istiyormuş. O yüzden dışarıdan alıyoruz. Aynı şekilde burası tarımla ilgili bir şey istediği için dışarıdan tarımla ilgili bir şey alıyoruz. Bunlara dikkat edin. Bak goods en az aldığımız şey goods nerede istiyormuş? Buralar istiyormuş. Dükkanlar ister goods öyle düşün. Export'a bakıyorum. Dışarıya verdiğimiz şey tamamen Bak buradan da gelirimiz varmış dışarıya tarımla alakalı %50'sini veriyorum. Neden? Çünkü üretimim var ve bu bana 2465 kazandırıyor aylık olarak ve bana bir istihdam sağlıyor. Burada 619 insan çalışıyormuş. Öyle düşünün. Peki aynı şekilde %48 oranında da goods tamamen burada üretiyorum. Burada üretiyorum, burada üretiyorum ve dışarıya veriyorum. Ama şöyle bir şey düşün bak. Burası dışarıdan alıyor dışarıya veriyor. Ham maddeyi alıyor, üretip veriyor. Peki dışarıya ne veriyorum export olarak? Or veriyorum. Ama or yapmıyorum. Oru nereden veriyorum acaba? Hiçbir fikrim yok. Veya oil'i nereden veriyorum? Hiçbir fikrim yok. Çünkü bunları kullanmıyorum. Bu import export olayı çok fazla dikkate alınmayan şeyler çünkü ya sanayi kuruyorsun ya zaten dışarıdan otomatik olarak alıyor. Ekstra detaylı bir oyunda yaptığınız gibi hadi ben işte A şehrinden 50 kuruşa şundan alayım, B şehrinden 30 kuruşa şundan alayım diye bir şey yok. Otomatik olarak geliyor size bunlar. Ama bir gider olarak düşünebilirsiniz. O yüzden ne kadar üretirseniz buradaki import, bak total import 636 iken export dışarıya verdiğimiz 1500. Ya nasıl karlıyız burada? Öyle düşünebilirsiniz. Ama yine de buna dikkat edin. Gördüğünüz gibi buradan direkt olarak kazanç kapınız burası sizin. Onlara dikkat edin diyorum. Ve başka bir maddemiz kalmadı yanlış hatırlamıyorsam. Sizleri öpüyorum. Hastalanmaya başlamışlar mı? Bak daha başlamışlar hastalanmaya. Yakında başlarlar. Burada löp löp çekiyorlar suyu. Evet. Sizleri öpüyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sabah köründe çektim bunu. Akşam 21'de sizlerle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenip yorum atıp like atıp beğenip yorum atıp bir şeyler yapın işte. Kafanıza göre takın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.